Canlarım, ben Melek Musso. Bugün O Ne Diyor'da sizlerin sorularınızı cevaplayacağım. Merak ettiklerinizi, bilmek istediklerinizi bana burada sordunuz sanırım. Şimdi başlıyorum o zaman. Bana piyano dersi vermişti ama yarım kalmıştı. Şimdi istersen verir mi? Artık geç kaldım. Geçenlerde bir teyze aradı bununla ilgili. Diyor ki, kızım ders veriyor musun diyor. Artık vermiyorum teyze dedim. Neden dedi, ünlü oldum artık dedim. O yüzden artık piyano dersi yok, konser var. Zombi olsan ilk kim ısırmak istersin ya da nasıl insanları? Uzun boylu, kumral insanları. Yani zombi olsam kimi ısırmak isterdim? Zor bir soru olmuş. Dürüst davranmayacağım. Zombi olsam Nadine'i ısırırdım herhalde. Asistanım. İnsanın ısırası geliyor. Şarkılarına replay atmaktan mouse tuşum kırıldı abla. Adres versem yeni mouse yollar mısın? İmzalı olursa iyi olur. Teşekkür ederim. Gerçekten bunu yapmak isterim. Yollarım imzalarımda. Sevgi yüreğinden akıp sahneye dökülüyor. Kediler, köpekler, canlı olan her şeyi seviyorsun. Kimseyle paylaşmadığın, sakladığın, kendi yazdığın besten var mı? Biliyorum gizli bir yerlerde var. Seni seviyoruz kadın. Tabii ki bestelerim var. Daha hiçbirinizin duymadığı şarkılar var özellikle. Ama yakın zamanda albümle bunları size ulaştıracağım. Dinlemediğiniz kalmayacak. Atıyorum daha alternatif olanları olursa bile bunları takip edenler bilir. Ah be Aysel. Selden yayınlamaya devam edeceğim. Hiçbiri gizli kalmayacak yani. Annemi eve pisici kalmaya nasıl ikna edebilirim? Ayrıca seni çok seviyorum. Anneni ikna etmeden eve kediyi alıyorsun. Götürdüğünde diyorsun ki o ev bu evden giderse ben de bu evden giderim. Ve ondan sonra alışıyor. İlk önce seni de atabilir kediyle birlikte ama pes etme, vazgeçme. Ben öyle yaptım. Veys ile ne zaman tanışıp birlikte çalışmaya başladınız? Çok kafa adam. Veys ile 2016'da tanıştık. 2017'den beri birlikte çalışıyoruz. Çok eski değil ama harika bir dostluk, harika bir uyum yakaladık. Çok kafa adam gerçekten. Bir de esprileri bana sorun. Kendi cümleleriyle kimdir Melek Musso? Kendi cümleleriyle Melek Musso asla pes etmeyen, hırslı ve her zaman inancı yüksek olan bir kadındır. Bir şeylerin eksikliğini hissetmem. O eksikleri her zaman tamamlamaya çalışırım ve kendime her zaman güvenirim. Öncelikle çok güzel ve özel bir ses. Şunu merak ediyorum, Yıldız Tilbe'nin kızı olma ihtimalin dahilinde mi? Onun şarkısını senden başka hissettiren olmadı da. Belki ruhlarımız aynıdır, aynı yerde tınlıyoruzdur. Öyle bir ihtimalim yok. Fazlasıyla anneme benziyorum çünkü. Onun şarkılarını başka hissettiren olmadı. Vallahi ben de söylerken o kadar hissediyorum ki bunun sizlere geçmiş olmasından çok mutluluk duyuyorum. Ne zaman ünlü olduğunuzu anladınız? Geçen yaz birisi fotoğrafımı çekmiş arkadan yolda yürürken. Sonra bunu bana yollamıştı. Bir de aynı hafta içerisinde birisi arka masadan konuştuğumuzu dinleyip Twitter'da paylaşmıştı. O zaman dedim ki galiba ünlü oldum. Artık her şeyi her yerde konuşmamalı. Her yere giderken artık düzgün gitmeliyim. Yapmayın ama arkadaşlar. O Ses Türkiye'ye katılmaya nasıl karar verdin? Annem karar verdi. Ben karar vermedim. Kızım dedi bir gün aradı. Oraya git. Sen bilmiyorsundur. Televizyonu izlemiyorsundur. Kendini dedi bir göster. Yapabilirsin. Başarırsın. Bana şimdiye kadar benden çok inandığı için böyle şeylere ön ayak olan her zaman annemdir. Neden şarkı söylerken gözlerini açmak için bu kadar çabalıyor? Asla anlam veremiyorum. Onun dışında mükemmel gerçekten. Aslında şarkı söylerken gözüm açık mı? Ağzım nasıl görünüyor, aman neler yaptım diye düşünmüyor insan. Daha çok içinde oluyorsun, orada hissetmek zorundasın. Zaten ben öyle hissettiğim an o size de tık ulaşıyor. Abla, bundan birkaç yıl öncesine kadar ünlü değildin. Şimdi ünlüsün. Havai fişek atıldığında halen balkona koşuyor musun? Saygılar. Neler yapmıyorum ki? Biri havai fişek atıyor. Ne o? Havai fişek mi? Aynı heyecanlar hala devam ediyor arkadaşlar. Benim ruhum hep sokakta, hep normal. Ünlü olmanın beni değiştireceğini çok sanmıyorum. Geçmişten birini canlandırma şansın olsa kimi seçerdin? Birini canlandıracak olsam, yani Ayten Apman'ı çok seviyorum. Bir de Ella Fitzgerald hastasıyım. Bu ikisinin hayatını canlandırmak ya da orada bir yerlerde olmayı çok isterdim. Onun dışında var mı? Aysel Gürel.
Aysel Gürel için şöyle bir bacağımı verebilirim net bir şekilde. O yüzden Aysel Gürel olurdu doğru cevap. Müzik öğretmenliğini neden bıraktı ya da bıraktı mı? Yani müzik öğretmenliğini şarkı söylemek için bıraktım. Çünkü ikisi biraz zorluyordu. Ama hayatımda öğretmenliğin her alanda devam ettiğine inanıyorum. Sahnelerimiz çok keyifli geçiyor. Çünkü öğretmen nedir? Topluluklara, kitlelere güzel yön veren insandır. Öğreten insandır. O yüzden öğretmenliğimin bittiğini değil, yeniden başladığını, farklı bir şekilde başladığını düşünüyorum. Sen de küçükken marketten bir şeyler çalar mıydın? Evet, yaptım. Böyle kolumun altına tofita sakladığım zamanlar oldu. Sonra annem onu yakalayıp böyle gidip parasını veriyormuş meğersem, benim haberim yokmuş. Küçükken öyle şeyler tabii ki yaptık. Şampuanı önce eline mi sürüyor yoksa kafasına mı? Elime sürüyorum. Öncelikle merhaba, kendinizi güzel buluyor musunuz? Bazen buluyorum, bazen bulmuyorum, bazen seviyorum, bazen sevmiyorum. İnsanın bütün derdi kendiyle arkadaşlar. Yani o insanın psikolojisine göre değişiyor. Bazen kendinizi çok seversiniz, bazen hiç sevmezsiniz, gırtlaklamak istersiniz. Bende de aynen öyle. Hiç Işık Yok şarkısını Çukur için mi yaptınız? Hiç Işık Yok'u Çukur için yapmadık. Hatta 2010 ya da 9 yılında yaptık Hiç Işık Yok'u No 1 ile birlikte. Aklımıza buralara geleceği hiç gelmemişti. Hatta evde kaydettik, öyle söyleyeyim. Ama çok güzel yerlere geldi. Daha Çukur'da güzel işler yapacağıma inanıyorum hatta. İnsanlar genelde ya sevimli olurlar ya çekici. Sen de ikisi birden var, hayret bir şey. Nasıl yapıyorsun? O günkü ruh haline göre çekici ya da sevimli olmayı mı seçiyorsun? Nedir yani? Sevimli bir insan olduğumu herkes söyler. Ama çekici olduğumu hiç düşünmemiştim. Şu an mutlu oldum şimdi. Yani o an, o günün hissiyatı neyse o oluyorsunuz aslında arkadaşlar. Yani bazı günler üzerine işte ne bileyim kırmızı ruj sürmek istersin, siyah giyinmek istersin. O günler sanırım kadınların çekici olduğu günler. Bazen de kafama hasır şapkamı, işte ne bileyim gözlüklerimi takıp, leon gözlüklerimi koşmak istiyorum. O insanın bence gününe göre değişiyor. Ama çok teşekkür ederim ikisini birden. Ben de bulduğunuz için Ece Hanım. Yakışıklı, uzun saçlı, dövmeli gitaristler varken neden kıllı bir Malatyalı gitaristle çalışıyor? Çünkü Malatyalıları seviyoruz. We love. Malatya, uçan kayısılar. O yüzden kıllı bir Malatyalı gitaristle çalışıyorum. Çok zeki, çok başarılı, çok yetenekli olması bunlardan önde geliyor tabii ki. Muhteşem bir İtalyan pizzası mı, dümdüz sucuklu yumurta mı? Sucuklu yumurta. Melek neyle besleniyor derseniz, sucuk benim doğal bitki örtüm diyeceğim neredeyse yani. Sucuk, sucuklu yumurta. Ne? Kayserliyim arkadaşlar. Sucukla doğdum, sucukla öleceğim. Hangi müzik aletlerini çalabiliyorsun? Flüt Anadolu enstrümanım. Onun dışında piyano çalıyorum. Biraz keman tıngırdatıyorum. Biraz gitar tıngırdatıyorum. Yani elime aldığımda ufakça tıngırdattıklarım var ama piyano ve flüt diyebilirim. Canlar, sorularınız bitti. Harikaydı. Umarım eğlenceli geçmiştir. Merak ettiklerinizi umarım öğrenmişsinizdir. O Ne Diyor'ya çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.